رسلنا الله بقوته معنا أشرهنا İnanın kardeşlerim, terör çeteleri birlik olmamızdan çok rahatsız oluyorlar. Olsunlar, canları cehenneme. Mescid-i Aksa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıdır dediği için hayatı tehlike altında olan kardeşlerimiz var. İslam'a ve Müslümanlara ait olan Kudüs bugün İşgal altındadır. Ey Müslümanlar, duyun. Filistinli çocuklar Gazze'de acı çekmektedir. Yerinden edilmektedir. Anne babalarının yasını tutmaktadır. Her günleri oyunlarla değil, bombardıman sesleri, çığlıklar, açlık ve susuzluğun iniltileriyle geçmektedir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran zalim Siyonistler ve onları açıkça destekleyen Amerika ve Avrupa devletleri birlik olmuş, güçlerini Müslümanlarla savaşmak için seferber etmektedirler. Ey vicdan sahipleri, harekete geçin. Bu savaş iman ve küfür savaşıdır. Hak batıl mücadelesidir. Hep beraber boykot farkındalığı oluşturalım. Sosyal medyada zulmü teşhir edip mazlumların feryatlarını dünyaya duyuran ses olalım. Gazze'de İslam'ın izzetini temsil eden yiğitler var. Orada destansı kahramanlıklar ortaya konmaktadır. Tarih bir kez daha tekerrür etmekte ve bu şehadet yolunun yolcuları kalıcı zaferleri ikame etmek için canlarını tereddüt etmeden feda etmektedirler. Bu kutsal dava uğruna en iyilerini en ön safta şehit veriyorlar. Salih Aruri'den İsmail Heniye'ye, Hasan Nasrallah'tan Yahya Sinvar'a nice azizler bu süreçte kanlarıyla Aksa tufanına meşale oldular. Aksa tufanı bizlere Kur'an'ın yeniden anlaşılmasının önünü açmıştır. Müjdeler olsun. Gazze'de ortaya konan sabır, tevekkül ve cesaret örneklikleri İslam ümmetini yeniden ihya etmektedir. Kur'an ile hemhal olmuş hayatların her biri ayet ayet bizlere dersler ve ibretler vermektedir. Rabbimiz A'raf suresi 117. ayetinde biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de sihirbazlar baktılar ki bu asa onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor diye buyurmaktadır. Evet, çağımızın Musa'sı Yahya Sinvar bütün güç ve imkanlar zalim emperyalistlerden yana görünse bile şehadet şerbetini içmeden hemen önce asasını attı ve küfrün planlarını alaşağı etti. Böylece gerçekler ortaya çıktı ve tüm iftiraların asılsız olduğu anlaşıldı. Kanının son damlasına kadar çarpışarak ölümünü şanlı bir tercih olan şehadet ile taçlandırmış büyük komutan Yahya Sinvar'a selam olsun. Rabbimizden niyazımız şudur ki Şeyh Ahmet Yasin'in izinde Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için dünya Müslümanlarının uyanışına vesile olsun. Siyonist vahşet gün geçtikçe katliamlarını artırmaktadır. Filistin ve Lübnan'da kadın, çocuk, yaşlı demeden yerleşim birimlerini hedef almaktadır. Yerli işbirlikçileriyle ülkemizde de insanların güvenliğine kastetmektedir. Bu tehdit İslam ülkelerinin birlikte hareket ederek tüm planları bertaraf etmesini
zorunlu kılmaktadır. Bugün Aksa Tufanı'nın 385. günü. Ayrıca Gazze'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliye bölgesinde bir aydır süren abluka insani krizler doğurmaktadır. Her gün büyük katliamlar yapan Siyonist çeteler Filistinlileri zorla göç ettirmektedir. Bu olayı gündem yapmalıdır. Tüm insanlık seferber olmalı ve Siyonist ABD işbirliğine hak ettiği cezayı alması için üzerine düşeni yapmalıdır. Evet.